Harika diye bir müze var. Oraya gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Tabi bir ara kaybolduk. Benzinlik aramaya falan çalıştık. Kaybolduk o ara. Bir 10 kilometre gittik sonra geri döndük. Yani benzinimiz bitti. Öyle bakalım şimdi çıktık diyorlar. O zaman izleyelim. Düzüm içeceğiz. Düzüm içeceğiz. Yalnız geç oldu şimdi siz geçirmeze oraya. Valla. Valla iki tane bekçi var. Ne var? Bekçi de var. Emin yeri varcasınız. Geri çevirle. Saat 5'ten sonra yasak oraya. Tam daha 5 olmadı ya. Geçer. Hadi. Evet, burası mezarların olduğu yer galiba. Girmek yasak falan demişler de. Çeşme gibi bir şey var burada. Su birikintisi var ama. Su birikintisi. Bir de at var hayvan, keşke onu böyle yapmak. Sert, daire bir adam. Gel bakalım be. Evet. Biraz net kalalım. Saat kaç tam? Saate bakalım. 4.35. Daha iyi ya, ne 5'e kadar vaktimiz var anasını satayım, gezeriz. 15 dakika sonra boşaltacağım dedi. Ya öyle bir şey yok ya. Otopark alanı da otopark alanı değil arkadaşlar. Boş bir alan. Boş bir alan, otoparkı boşaltacağım. Yani cumartesi günleri bence 6'ya kadar açık olması gerekiyor. Yani cumartesi pazar bir şey yapmalar lazım. Onlar falan güzel duruyor. Gelenler var. Demek ki gelebiliyor. Gidip gelebiliyorlarmış. Şurada şekilde şeyler var. Bakalım. Oraya bakalım gel. Bence mezar ya. Baksana. Nedir bu? Mezar işte ya. Bu mezar mıymış? Evet. Şeyler falan çok güzel ya, uymalar. Şöyle orayı da bir çekelim. Gel bakalım biraz daha yukarılara çıkalım. Evet. Mezarlar. Evet, böyle. Gel bakalım. Hala kazılar devam ediyor sanırım burada. Büyük ihtimal. Çalışma alanına girmeyi falan yazıyor oralarda. Aynen de. Dondum ben bu arada, çok soğukmuş hava. Havası çok şey ama çok temiz hava. İnsanı böyle dinceltiyor. Buralarda olanlar. Aynen abi, almış şunlar da. Burası Manisa merkeze yaklaşık 40 kilometre falan. Uğramak isteyenler, evet, yorumdan bize ulaşabilirler. Yardımcı olmaya çalışırız. Elimizden geldiğince. Şu sokak gibi çok güzel ama daha. Evet. Şarjımız var mı bu arada? Kameranın şarjı var. Ama arada bir şeylik yapıyor. Evet, arada bir takıntılık yapıyor bu aralar. Sebebini biz de bilmiyoruz. Şeyler çok güzel ya. Baksana bak, buradan daha çok bir soğuk geliyor böyle. Hava akımı var gibi, baksana. Vay be. Kim bilir kaç yüzyıl önce yapılmış bunlar. Şurada bak, asıl bölge burası galiba. Evet. Çok heyecanlandım şu an. Yüksek duvar gibi bir şey var orada. Bakalım. Ortam çok güzel ama ya. Vay. Nasıl? Bir kemer gibi bir şey var orada. Aynı yazı ya. Burası hamammış galiba. Evet. Evet, kazı öncesi, kazı sonrası. En önemli. Hamamı. Burası öncesi, burası da sonrasıymış. Şöyle. Burası baksana. Vay. Yalnız çok iyi harbiden. Mağara tarzı bir şey değil mi o? O bence hamamın üst tarafları. Çıkalım mı?
Buradan çıkamayız da. Bu duvarın, hamamın duvarı galiba burası da. Burası da böyle. Ay. Demir kapıymış. Arkadaşlar burası. Demir kapı. Burası şey kanalları. Önemli geçiş noktalarından birisi olan demir kapıdaki kazı çalışmaları 2004-2005 yıllarında yürütülmüştür yazıyor. Gel bakalım. Zaten alanlar belli ya, yürünecek yerler. Şuralarda bir kuyular var. Burası kazı alanı olmasın ya, biz buraya girdik ama. Ha? Şöyle gidelim ya. Ya şu çevreli yere girmek yasakmış. Asıl önemli şeyler nerede acaba? Şuralara falan baksana ya. Bu burada da var bir şey. Çünkü şurada bak tam kemer gibi bir şey var. Orayı ineceksene. Oraya inmeyelim ya şimdi. Gel şöyle kaba tasla bir gezelim de. Vay çok güzel ya. Bakıyorum sanki. Güzel. Ben beğendim. Burası benim aklımdaydı ne zamandır. Bugüne kısmetmiş. Bayağı büyükmüş gerçekten ama iyice açılmamış. Rahat tam şey yapamamışlar ya. Tam olarak aynen. Orada bak ya, şehir merkezi galiba o taraflar. Harika. Duvarlara yaklaşmayınız. Vay. Şehir burası galiba asıl. Ya hepsi de düzenli ya. Nasıl bunlar yontun? Şöyle bir yer burası da. Arkadaşlar gezimizi yaptık. Evet. Tatili bitti. Güzeldi ama çok kısaydı gerçekten. Hani bu bir özet diyelim size. Orada da söylemiştik. Daha uzun yapacağız. Daha güzel plan yapacağız kafamıza. Daha erken geleceğiz. Daha güzel olacak yani. Evet. Şöyle yapacağız. Evet, sırada tabii güzel yerler var. Haftaya ya da hafta içinde gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım güzel olacak. Manzara çok güzel. Yani gelmenizi gerçekten tavsiye ederim. Ya gezilecek yerlerin içinde en güzel yerlerden birisi diyebilirim. Aynen. Manisa'ya da uzak değil. Genelde bu feda yapıyor. Bergama'nın değil şeymiş zaten. Antikendiymiş. Bergama'da yaklaşıklığa Ayla'yı 5 km'ydi. 35 km'ymiş. Manisa'ya dahil 40 km. Hemen hemen İzmir'den veya Bergama'dan da ulaşabilirsiniz. Menemen yolundan. Ulaşımı basit yani. Biz hemen tek şeyde bulduk, geldik. Yine ulaşmak istediğiniz zaman hani dediğim gibi gitmemizi istediğiniz yerlere yorum olarak videonun altına yorumlayabilirsiniz. Ayrıca önerileriniz olduğu zaman yapabilirsiniz veya bize bir şeyler sormak istediğinizde buranın adresini ya da bize bizden yardım almak istediğinizde Instagram hesaplarımızdan DM olarak bize ulaşabilirsiniz evet, arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Güzel bir gündü diyeyim ben ama kısaydı ama güzeldi. Gün batımında biz de sigaralarımızı içeceğiz. Şöyle güzel bir gün batımı yapacağız bakalım. Sonra da Manisa'ya gideceğiz. Evet, sonra o zaman da gideceğiz. Hepinize görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.